Efendim, hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar dileğimizle e, bugünkü da başlıyoruz. E, bize ulaşan sualleri ve onların cevaplarını nakletmeye devam ediyoruz. Efendim bir sual, e, sual de deniyor ki zekat yalnız ramazan ayında mı verilir? Yani ramazan ayına mahsus bir ibadet midir zekat? Efendim kitaplarda anlatılırken, e, evet ramazan ayına mahsus olan ibadetler var. Nedir? Farz olan oruç. Başka? Ramazan ayında kılınan teravih namazı, Ramazan ayına mahsustur. Başka? Sadakay fıtır, Ramazan ayına mahsustur. Sadaka başka zamanda da verilir. Ama sadakay fıtır, Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Oruç, farz olan oruç, Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Ve teravih namazı da Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Peki zekat? Zekat Ramazan ayına mahsus bir ibadet değildir. Peki Ramazan ayında verilebilir mi? Verilir. Sevabı fazla olur. Ama Ramazan ayı gelince sanki zekat bu ayda verilecekmiş gibi zekat verme yoğunlaşır. Hani onu öyle değil de herhalde daha çok sevap alayım diye Ramazan-ı Şerif'te önceden hesap ediyor ve o hesabına göre de veriyor. Zekat meselesini de nisap günü yani zengin olduğu günü mutlaka yazmak gerekir. O çok önemli. O zengin olduğu günde hesabına bakmalı, borçlarını çıkarmalı, elinde ne kadar varsa onun artık ticaret malıysa veyahut da paraysa kırkta birini ama toprak mahsulü zekatı çıkartılınca hemen verilir. Hayvan zekatı, onların belli sayıları var fıkıh kitaplarınızın, ona ulaşınca hemen verilmesi lazım. Gelmektedir efendim. Yani zekat Ramazan ayına mahsus değil. Ama efendim ben Seceb işte Recep ayında dinen zengindim. Hesabımı yaptım. Orada vermedim. Veya Şevval, Şaban ayında zengindim zenginlik günüm o gündü. orada ben zekatımı ayırdım. Namazhan-ı Şerif'te veriyorum. Daha çok sevap almak için. Olur mu? Olur efendim. Efendim bir başka sual. Peygamber Efendimiz teravih namazını 8 veya 12 rekat kılmıştır. 20 rekat nereden çıktı diyenler oluyor. Efendim Peygamber Efendimiz teravihi 8 rekat kılmıştır. Doğru. 12 rekat da kılmıştır. O da doğru. Ama 20 rekat da kılmıştır. 20 rekat olarak da kılmıştır i̇bn Abbas radıyallahu teala anhüma bildiriyor ki Resulullah Efendimiz yastıktan sonra vitirden önce 20 rekat namaz kıldıktan sonra Ramazan'da 20 rekat teravih namazı kılanın 20 bin günahı affolur buyurdu. i̇bn Ebi Şeybe naklediyor bazı şerifi de. Yani hadis-i şerif var. Teravihin 20 rekat oruşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu Eshab-ı Kiram'ın icma yani ittifakla bildirmeleriyle sabittir. Merakül felah haşiyesinde de e, de özür dilerim bildirilmektedir bu. Evet bir başka sual bize ulaşan suallerden. Teravih namazını camide kılmak şart mıdır? Herkes evinde kılamaz mı diye bir sual var. Evet teravih namazını cemaatle kıldığımız gibi ferden tek tek de kılabiliriz. Bazı namazlar var tek tek kılamaz. Mesela cuma namazı, mesela bayram namazı. Bunu tek başına kılamazsın ve cemaat halinde kılman gerekiyor. Teravih namazı, namaz, Ramazan ayına mahsus bir ibadettir, e, sünnettir. E, camiye gidip cemaatle kılındığı zaman elbette sevabı çok olur. Ama cami kalabalıktır. Veyahut da şartları müsait değildir. yahut da kendi şartı müsait değildir. Gidemeyebilir. Evde çoluk çocuğuyla, hanımıyla cemaat yapıp aynı şekilde cemaatte kılabilir mi? Kılabilir. Kıldığı zaman cemaat sevabı alır mı? Alır. Efendim, e, cemaat yapacak kimse de yok. Ben geç geliyorum, camiye de yetişemiyorum. Evime gittiğim zaman, gece imsaktan önce ben 20 rekat namaz kılsam, teravih namazı kılsam olur mu? Olur tabii, onun bir mahsuru söz konusu değil efendim. Efendim bir başka sual de, ticaret yani satmak için olmayan bir evin zekatı olur mu? E ee, bu Ramazan şerifte de gündeme geliyor diğer zamanlarda da gündeme geliyor da yani bir kimsenin 1 2 3 dört, beş, 10 20 30 tane evi olabilir. Zengindir. Babadan aradan kalmıştır. Miras kalmıştır. 10 tane de evi olabilir. E peki bu evler ne yapıyor? Kira veriyor veya akrabalarını oturtturmuştur. Çolunu, çocuğunu, torunlarını oturtturmuştur mesela. Peki bu evler zekata tabi midir? Hayır. Çünkü ticaret malı değil. Ama bir müteahhit ev yaptığı zaman 12 ve hatta ince bir emlakçı üzerinde ee, diyelim ki böyle bir tane, iki tane, üç tane neyse daire vardır. Kendine aittir. Ama bunları satıyordur. Yani ticaretini yapan kimse zekat hesabına dahil edecek o evi. Ama ticaret malı değil ise ama bir kiraya veriyor. Versin. Kiralar nisaba ulaşmışsa o kiraların zekatını verir. Yoksa Evin kendisini dahil etmez Ticaret malı değilse efendim ee, Yani satmak için olmayan evlerin Kendi bedelleri Zekat hesabına dahil ederek Zekatları verilmez hayır iftarlar efendim